Demin biraz anlattım ama çok kötü anlattığım için bir de anlatma kararı aldım. Bu da benim beceriksizliklerim arasında. Düzelteceğiz. Umutluyum. Hafta sonunda ne video koyayım fikrinden doğdu. Kanlı, manlı bir başlık olacak büyük ihtimal. Şimdi ne oldu ben anlatayım. Bak biz bize konuşuyoruz. Anlatayım. Kaç saattir anlatamıyorum. Diyorum. 2-3 gün önce miydi neydi? Cenoş, Cenan. Onunla birlikte sezaryana girdik. Ve kadın hazırlanmasını bekledik. Güzeller şey işte sonda takmaktır, işte anestezidir bilmem ne bilmem. İzledik böyle bir yarım saat 45 dakika boyunca. Sonra doktor geldi, o tam karnını açmaya başladı, ama dedim ben gidiyorum. Önce bir duvara yaslandım, tamam mı, dedim ki Sena bak ya da Gökçe, ikisi de isim. Dedim ki bak bebeği çıkışını bir görelim, sonra bayılırsa kızım dedim. Biz kendini tut dedim. Bak kadın o kadar yatmış, beklemiş ve bir şey olacak. 9 ay. Kolay değil. Yürü, sonra çıkarız dedim. Ama ikna edemedim kendimi. Çünkü ikna edilebilir bir şey değil. Orada tutmaya çalışıyorsun ama otonom sistem falan, böyle soğuk terlemeler, işte o gözlerinde ışık çakmaları falan filan durduramadım. Sonra biraz oturdum falan. O da işe yaramadı. Sonra dışarı çıkmam gerekti. Ezan okundu. Güzel bir konu konuşuyorduk. Mantıklı. Bunu bir durdurayım. Ama yetişmiyorum. Devam edelim mi? Edelim. Ondan sonra Cima. Ne anlatıyordum ki ben? Bölümünü tabii. Ondan sonra neyse işte sezaryanı ben tam olarak görememiş oldum. Bu oldu. Üzücü. Ama pes ettim mi? Hayır. Sonraki gün tekrar sezaryan vardı ve tekrar aslında sezaryana girmek değildi amacım. Normal doğum görebilmekti, tamam mı? Ben aslında normal doğum görmek istiyorum. Ama doğum stajındayım. Görmek hakkın değil mi? Ama bir türlü işte denk getiremiyorsun çünkü ne zaman olacağı belli olmuyor ve programla yapılmış bir şey değil ya. İşte bayan doğurmaya başladığı zaman, kadın demek istemiyorum çok kaba kalıyor, kadın doğurmaya başladı. Mesela bayan doğurmaya başladığı zaman o civarda olman lazım çünkü olay hızlı gerçekleşiyor. Neyse hikayemize geri dönersek. İşte sezaryana gireyim bari o zaman falan oldu çünkü o scrubs'a geliyorum gördüğünüz gibi. Tam gözümde ama birazdan şey yaparım. İşte dedim ki tamam sezaryana gideyim o zaman ve girdim. Böyle duvarlara yaslanarak falan sakin bir şekilde bak şimdi olabilir. Kadının bebeğini alıyoruz bir şey yapmıyoruz. Sakin ol, sakin falan diye böyle kendime şey ettim. Kolay olmadı. Ve işe yaradı. O mu işe yaradı yoksa ben mi alırmıştım tam bilmiyorum orayı ama gayet normal. Evet tamam tabii ki de böyle açacaklar ve tabii ki de çıkaracaklar. Şimdi uterus çıkarıyorlar evet onu dikiyorlar falan filan filan falan. İzledim. Gayet hiçbir problem olmadı. Hiçbir şey hissetmedim. Hatta bakayım nasıl dikiyorlar, bakayım nasıl yapıyorlar, aa kanıyor mu falan gibisinden. İzledim. Güzel. Sonraki gün, yani bugün. Bugün derken geldim. İşte tekrar ameliyathaneye girdim. Çünkü bugün programda benim ameliyathane gözüküyordu. Girdim, tabii ki de sezaryen vardı. Tekrar sezaryen izledim çünkü başka ameliyat yoktu. Vardıysa böyle üçüncü kata çıkmadım. Niye yoktu diyorum ki. Olabilirdi. Ben bilmiyorum. Sezaryen'i izledim tekrardan. Yine çok tatlı bir bebiş doğdu. Bu sefer biraz küçüktü. Sanırım 1,5-2 kilo falan. O da güzel geçti. Ondan sonra dediler ki ders işte 11'deymiş. Öyle olunca tabii ki de sürem açılınca, zamanım artınca ona benzer cümleler. Ben de dedim üst kata çıkayım. Orada da başka ameliyatlar olur. Hani böyle sezaryen falan değil de daha çok böyle işte ne bileyim bir şeyler. Kelime gelsin aklıma. Histerektomi gibi gibi. Böyle bir ameliyatlar falan. Dedim ki tamam ben çıkayım şimdi oraya. Birazcık da orada takılayım. Birazcık da onları göreyim. Tekrar scrapsayım. Onu kullanmalıyım. Ondan sonra anlatıyorum. Ay yere para düşünmüş bir an. Ay ondan sonra neye girdim biliyor musunuz? Total vajinal histerektomiye girdim. O da ilginçti. Detayına gireyim mi? Uterus, prolapsusu falan filanlar vardı da bir şeyler de bir şeyler. Ben de tam bilmiyorum da biliyormuşum gibi işte bir şeyler. Her haftaya sınavım var. Az buçuk okudum ama çok da okumadım. Aralarda böyle 3-5 bir şeyler biliyorum yani. Böyle. Ona girdim. O da güzeldi. Çok kanlıydı. Abartılı değildi. Yani çok kanlı gibi düşünüyordum ki sonra tam derse gelecektim ki işte internlerden birisi mesaj attı ki doğum var. Normal doğum. İşte koştur koştur oraya gittim. Ve o bayağı kanlıydı ya. Başta değildi. Yani bebek çıktı falan. O plasentanın falan geldiği kısımlar tekrar detaya iniyorum ama
Oralar bayağı kanlıydı. Benim beklentim üzerindeydi veya. Ya akıyordu yani böyle. Ama sorun yoktu. Gayet normal. Hı, peki peki şimdi nasıl gidecekler? Ne yapacaklar? Fizyotomiye bilmem ne falan filan. Tekrar aralara böyle tıbbi kelimeler atayım ki az buçuk okuduğumu siz de görün. Neyse. Sonra onu izledim işte ki tekrardan bebek çok tatlıydı. Bir erkek bebiş oldu. Maşallah. Allah anneci babamı olsun. Böyle işte orada da gayet kanlı falan ama hiç etkilemedi yani. Buradan neye çıkarmak istiyorum? Ey izleyicim. Bir türlü gelemedik değil mi onun ya? Şimdi gördüğünüz üzere ben normalde hiç böyle şeyler etkilemem. Ben ikinci sınıfta mıydık, birinci sınıfta mıydık neydi? Böyle ortopedi ameliyatlarına falan girmişliğim var hatta çok kez. Ki onlar böyle çok vahşi oluyor yani böyle şiddetli oluyor böyle o kemikler bilmem. Ya tam anlatamayacağım ortopedi henüz almadım. Şimdi baltalamayayım da. Bayağı ciddi böyle görsel olarak olaylı geçiyorlar. Ama hiç beni etkilememiştir. Ha falan filan deyip izlemişimdir. Ama işte geçen yıl ilk defa oldu. Kemik iliği biyopsisi alınıyordu. Orada bir kaydım böyle böyle. Yani böyle midem bulanıyor gibi de böyle terliyorum gibi de üşüyorum da merak da ediyorum. Böyle bir karmaşa. Orada çünkü kemiğin içerisinde kalın bir iğneyle giriyor. Korkutmak gibi olmasın belki yaptıracaklar falan vardı. O kadar benim korktuğum derecede değil. Ama beni çok etkiledi çünkü kemiği öyle kırt 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 giriyor olmaları beni rahatsız ediyor düşüncesi bile. Ki bugün bile anestezi yapacaklardı işte spinal anestezi. Orada da böyle gidiyorum yani öyle orada dışarı çıkıyorum ben. O kavrama hala alışamadım. İşte böyle normalde çok etkilenen biri değildim. İlk defa orada oldu, daha da olmamıştı ta ki bu yıl sezaryana girene kadar. Neden olduğunu bilmiyorum ama fobi gibi de değil. Ama çarptı yani, bayılacak gibi oldum işte. Aynen. Biraz da dursam bayılırım büyük ihtimal. Ama olmadı bu şükür ki. İşte bir de ben korkuyorum deyip işte aşıdan maşıdan korkup da gelip de hiç oralı olmayanlar var. Ya da işte cidden korkup bu korkusunu sürdüren, işte hiç değişmedi falan diyenler var. Ama bu genelde 1. 2. sınıfta falan oluyor sanırım. Yani şu an hiçbir yaşatımdan ben kandan korkuyorum diyen duymadım. Ki olasılık olarak illaki birilerinin zamanında korkuyor olması gerekiyor ama geçiyor. Buradan buna bağlayacağım. Bir 10 dakikadır bunu dinliyorsunuz ve buradan bunu bağlayacağım. Eğer korkunuz varsa göre göre ve mesela ameliyata girmenize gerek yok görmek için derslerde falan da slaytlarla geçiyor sürekli. Arkaya bak görüyoruz bu şey yansıttıkları, slayt yansıttıkları yerden. Böyle göre göre kitapta göre göre konu hakkında konuşa alışıyorsun ve korkmamaya başlıyorsun, kabulleniyorsun, işte arada bir böyle mide bulantılı olaylar falan olabiliyor ama ona da alışıyorsun. Gördüğünüz gibi var bir örneği var. Bu kadar. Eğer korkunuz buysa ve de tıpı bu yüzden yazmıyor ya da işte hemşirelikleri gibi sağlık bölümleri diyelim. Onları bu yüzden yazmıyorsanız bence mantıklı değil çünkü insan göre duya işte artık ben buraya aydım hani. Kabullenmem lazım falan veya alışmam lazım deyince kabulleniyorsunuz. Ondan bu sebeple yazmıyorsanız yazın. Çünkü siz de alışacaksınız. Bu da böyle bir video olmuş olsun. Ne yapalım artık? Oldu mu? İyi bir video oldu mu? Ne yapayım şimdi? Diğerlerini yapmaya biraz üşeniyorum açıkçası. Kadın doğumdan vlog yapacağım ama haftaya bu cuma sınavım var. Şanslı derseniz güzel olur. Dua okursan ola abi epic. Of. Onu yapsanız iyi olur. Neyse artık bir ders çalışsam da değil mi? Sizi seviyorum. Sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bir şey olursa aşağıya yazın. Ya da Instagram'dan yazın. Abone olun. Ay onunla Sen abone ol. Özel misin? Valla ihtiyacım var. Bak bir 10 gün olamadı. Bak bir de. Yes! O da yakalanamadı tabii. Ne yapsın? O da yazdı. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Tamam. Abone olmayı da şey etmeyin.